Merhabalar efendim. Kanalıma hoş geldiniz. Yıllardır, yüzyıllardır konuşulan bir konuyu konuşacağız. Bir de ben konuşayım. İdeal penis boyu diye bir şey var mı? Aslında bununla ilgili küçük bir video çekmiştim ama biraz detaylı ve bilimsel yayınlarla destekli olarak anlatacağım. Çünkü hala hala ve her, herhalde de çok uzun yıllar devam edecek erkeklerin bu penis boyu takıntısı kadınların da var mı? Ne yazık ki var. Aslında sağlıklı ve mutlu bir cinsel yaşamı doğrudan etkileyen birçok faktör var bu konu içerisinde. Başka başka şeyler de var. Onlarca mit var penis boyu ile ilgili. Penis boyu takıntısı olan kadınlar da var, erkekler de var. Aslında penis boyunun cinsellik üzerindeki etkisi sosyal sosyal baskılardan ve algılardan ibaret sadece. Yani bu psikolojiyle alakalı. Bilimsel olarak hiçbir dayanağı yok. En büyüğüne sahip olmanın performansı, cinsel performansla ilişkilendirildiği bir cinsel kültür var. Doğru da değil. O zaman akla şu soru geliyor. Neye göre, kime göre? Yani penisin boyu neye göre, kime göre olmalı? Peki porno filmlerdeki penis gerçek mi? Bu penis boyu takıntısının birazcık porno filmlerden geldiğini düşünüyorum ben. Size göre ideal penis boyu deyince aklınızdan neler geçiyor? Kimine büyük, kimine göre küçük, kime göre. Velhasılı özetle herkesin kendine göre bazı kafasında referans noktaları var. Başkalarıyla karşılaştırmalar, porno filmlerdeki görüntülere bakarak karşılaştırmalar. Buna göre de bir penis boyu algısı oluşmuş. Biz buna genital görelilik teorisi diyoruz. Aslında herkes seks hakkında açıkça konuşabildiği bir iletişim kanalı olsaydı bu kadar çok penis boyuna da insanlar takılı kalmayacaktı. Ama böyle bir kanal bulunmadığı için ne yazık ki bu mitler dolaşmaya devam ediyor. Kişi böyle bir iletişim kanalı da bulamadığı için insanların birçoğu da seks eğitimini porno filmlerden almaya çalıştığı için porno filmleri cinsel eğitim aracı olarak kullanıyorlar ama onu cinsel eğitim aracı olarak görmemek gerekiyor. İnsan bunu izlediği zaman özellikle erkeksen elinde olmadan oradaki penis boyuyla kendi penis boyunu kıyaslamaya, oradaki penis boyunu gerçekliğini düşünürken bulabiliyorsun kendini. Peki bu cinsel algıları şekillendiren pornolardaki büyük penisler gerçek mi ya da ne kadar gerçek? Öncelikli olarak ideal penis boyu için ortalama bir değer alacaksak bunu porno filmleri referans alarak almamakta yarar var. Oradaki hani gerçek mi derken oradaki genital görseller milyonlarca izleyeni orada tutmak, aldırmak, izletmek heyecanlandırmak için türlü türlü taktiklerin yapıldığı bir şey. Şimdi biz de buradayız. Çekimler altındayız. Işık buradan geliyor, şuradan geliyor. Ali hani beni daha güzel göstermek için elinden geleni yapıyor. Belki de gerçekten bu kadar güzel değilim. Oradaki filmlerde de o görsel şöleni sürdürebilmek için kamera açısı kullanıyorlar. Işık hileleri kullanıyorlar. Makyaj yapıyorlar hatta bazı ilaçlar var onları kullanıyorlar ya da penis ameliyatı geçirmiş sterler oynatıyorlar ve bu numaraların hiçbiriniz farkında değilsiniz ve onları gerçek dışı olanları kendinizle kıyaslayabiliyorsunuz peki Gerçekte boyu önemli mi? İnsanlar şöyle algılıyorlar. Büyüdükçe seks konusunda da muhteşem olacağız. İyi bir performans göstereceğiz. Ve bu efsaneler hala popülerliğini koruyor. Hatta bazı mitler var. İşte ayak numarası büyük olanların penis boyuta da ona orantılı büyük olur. Böyle mantık dışı mantığımızı zorlayan o kadar çok cinsel mit var ki eliyle kıyaslayan var, yumruyla kıyaslayan var, uzun bedeni uzunluğuyla kıyaslayan var, işte uzun boyluysa penisi de uzun olur gibi 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 türlü türlü fikirlere sahip insanlar ama aslında burada çok önemli bir konu var. Kadınlar ne düşünüyor? Yakın zamanda bir dergide Europe'un Euroloji bir anket çalışması yapmışlar ve kadınlara sormuşlar ne sormuşlar? Penis boyutları ile ilgili neler düşündüklerini sormuşlar. Kadınların Sadece yüzde biri çok önemli demiş. Yani yüzde doksan dokuz kadın penisin boyu önemsiz demiş. Yüzde yirmisi sadece hafif biraz önemli demiş. Yüzde yetmiş tamamen önemsiz olarak görüyor. Uzun lafı kısası sevgili beyler o kadar da takılmayın. Kadına göre işlevi boyundan çok daha fazla önem taşıyor. Peki işlev ne? İşlev derseniz karşıdaki partner kadını iyi okuyacak, cinsel beklentilerini iyi okuyacak, ön sevişmeyi vakit kaybı olarak görmeyecek, yaratıcı cinsel oyunlar, seks oyuncakları ya da seks oyunları cinsel yaşamına yenilikler katan ve kadını gören erkeği kadınlar istiyor. Bir başka çalışma daha söyleyeceğim. Bu da bir Journal of Urology. International'da yine normal penis boyutu ile ilgili bir çalışma yapmışlar. Ve o kadar geliş katılımcı bir çalışma ki 15 binden fazla erkek girmiş bu çalışmaya. Çalışmada 16 santim ve üzerindeki penis boyuna sahip olanların oranı sadece %5. Hani bazılarınız aşağı yazıyorsunuz ya, hocam şu boyda, hocam bu boyda. Emin olun inanmıyorum. Kaldı ki o boyda olması aslında kadın için acı verici olabilir. Erekte haldeyken penisin boyu 10 santimden kısa olan erkeklerin oranı ise yine yüzde %5. Yani ne gördünüz? Göreceli bir kavram penis boyu. İdeal penis boyutundan ziyade bizim aslında ortalama penis boyutuna odaklanmamız gerekiyor. Özetle sevgili beyler, buzdağının görünen kısmı 10 ile 16 santim arası. Ülkemizde ne durum? ülkemizde 13.6 santim. Ülkemizdeki erkeklerin boyu, penis boyları 13.6 santim. Dünya ortalamasına göre iyi bir değerde bizim erkeklerimiz bu arada. Bu videoyu izleyen sevgili beyler, artık kadınların sadece yüzde birinin penis boyuna önem verdiğini biliyorsunuz. Yani o kadar da takılmanıza gerek yok. İşlevinin artık önemli olduğunu biliyorsunuz. Ve ortalama rakamların dünya ortalamasının 10 ile 16 santim arası olduğunu Türk toplumunda penisin 13 ile 14 santim arasında olduğunu biliyorsunuz. Peki bu boy ölçümü nasıl oluyor? Onu bir sonraki videoda anlatacağım. Bu söylediğim ölçüm erekte haldeki penisin ölçümü. Takılmayın, işlevine odaklanın. Hatta penise hiç odaklanmayın. Çünkü penise odaklı seks yaşarsanız ileriki cinsel yaşamınızda, yaşlılıkta o size muhteşem bir performans sunmayabilir. O noktada da cinsel hayatınız gerçekten istediğiniz kıvamda olmayabilir. Şimdiden bunun önlemini alsanız iyi olur. Bir videonun daha sonuna geldik efendim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.